Evet, sevgili belediye başkanım, sevgili başağlar, yaren ağları ve kıymetli dostlarımız, kıymetli misafirlerimiz, bayram paşalılar. Ben de hepinizi böyle bir meclisin, böyle bir gecenin, böyle bir akşamında Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Tabii yaren meclisleri, özellikle hemşehri dernekleri, yöresel dernekler, biraz önce saygıdeğer belediye başkanımızın da söylediği gibi artık metropol olmuş olan büyük şehirlerde, İstanbul gibi şehirlerde kendi özümüzü, kendi medeniyet değerlerimizi gençlerimize aktarmak ve onları kaybetmemek adına çok önemli meclisler. Sizleri tebrik ediyorum. Hakikaten çok büyük işler yapıyorsunuz. Oynadığınız oyunlarda bile onun arkasında bunun bir felsefesi olduğunu biraz önce başağımız bizlere anlattı. Basit bir mendil oyunu içerisinde bile sizlere bir mesaj vermeye çalışılıyor. Gençlerimize dikkat ediyorum. Gençlerimizin edebi, hayası, ahlakı son derece güzel. Eğer bunlar olmasa, bu tip meclisler olmasa, bizleri koruyan başka mekanizmalar olmasa, Allah muhafaza, biz bu modern dünya içerisinde kaybolur gideriz. Değerli dostlar, bakın, ayağımızda bir tane pranga var. O pranga da şu, ayağımızda bir terör prangası var. Bu ülkenin geçtiğimiz 30 yıl içerisinde 400 milyar dolar parasını alıp götüren, 30-40 bin tane canımızı alıp götüren ve klasik söylediğimiz laf, ellerini kınalayarak askere gönderdiğimiz yavrularımızı şehit cenazelerine beraber aldığımız, onlarca canın gittiği, bazen kardeş kanının dökülmüş olduğu çok kirli bir oyun var burada. Kirli bir terör oyunu var. Bakın, saygıdeğer başbakanımız kendisini bu sorunu çözmek üzere kendisini adadı. Hani diyorlar ya, elini taşın altına koymak, o bütün vücudunu taşın altına koydu. O 2,5 metrelik bir kefen var, o kefeniyle geziyor. Tek derdi var. Bu ülke yeter ki kalkınsın, bu ülkenin kaynakları silah tüccarlarının cebine gitmesin. Şimdi başbakanımızın söylediği önemli 3 tane cümleyi Çankırılı kardeşlerim arasında bütün İç Anadolu'lu, Çorumlusu, Kayserilisi, burada çünkü hassas yerler, önemli yerler, onun için İç Anadolu'su diyorum ben, bütün bu kardeşlerim arasında söylemek istiyorum. 1- Hiçbir şehit ailesinin vicdanını sızlatacak bir karar almayacağız. 2- Terörist başına ev hapsi gibi komik şeyler içerisinde olmayacağız. 3- Türkiye'nin toprakları içerisinde onun üniter yapısını bozacak hiçbir düzenleme içerisine girmeyeceğiz. Biz istiyoruz ki bunun neması AK Parti'ye gelmesi. Biz çok fazla oy almak için bunun derdinde değiliz. Biz bu ülkede kan dökülmesin, biz bu ülkenin kaynakları başkalarına peşkeş çekilmesin derdindeyiz. Sizden bir tek isteğimiz var. Oy falan istemiyoruz sizden. Sizden bir tek dua istiyoruz. Bize dua edin. Özellikle başbakanımıza dua edin. Belediye başkanımıza dua edin. Büyükşehir belediye başkanımıza dua edin. Bu ülkede hizmetler artsın, eksilmesin. Bu ülke medeniyetimizde olduğu gibi, şanlı tarihimizde olduğu gibi o kutlu, o mutlu günlerine tekrar dönsün diyorum. Yaren meclisiniz hayırlı olsun diyorum.